Değer yaratmanın formülü. Tasarım odaklı düşünme. Merhaba, ben Mete Yurtsever. Değer Yaratmanın Formülü Podcast'inde bu haftaki konuğum sevgili Candan Şabio. Hoş geldin Candan. Hoş bulduk Mete. Ben şöyle baktım da hakikaten geçmiş bölümlerde yani çok az sayıda böyle tanıdığım insanla beraber bir bölüm kaydetmişiz. Ama onların arasında senin yerin hakikaten ayrıdır. Öncelikle bunu dinleyicilerimize paylaşmak istedim. Candan Şabio bir değişim danışmanı. Kendisi Nielsen zamanlarından tanışıyoruz. Tabii her şeyin başında aynı okul, aynı bölüm mezunuyuz. O benden kıdemli olsa da. Bir yaşlı olsa da diyecektim. Evet. Estağfurullah. Uzun seneler Nielsen'de çok üst düzey görevler aldı. Candan Orta Asya'dan Balkanlara, Orta Avrupa'da. En sonunda Türkiye Genel Müdürlüğü görevini üstlendi. Ve 2010 yılından bu yana da kendi danışmanlık şirketinde faaliyet gösteriyor. Candan'ın benim için özelliği de ayrıcalığı da çok kendisinin görüşlerine değer veririm. Benim akıl hocalarımdandır. Bugün burada olmamda da hatı sayılır. Desteği... Yok, öyle demeyelim ya. Öyle demeyelim. Modadaki sohbetler atıyorum. Eğer onu kastediyorsan orada bir bu değişim üzerine konuşmuştuk. Evet, senin de kafanda bazı planlar vardı. Hem de Bahçeşehir'de de yine ders verme projesi var. Başka şeyler yapabileceğimi veya bildiklerimi paylaşabileceğim yönünde her zaman çok yüreklendirdi. Bunun için de ayrıca kendisine teşekkür ediyorum. Bu konuda benzer bir şeyimiz var ama sen de 20 sene Nielsen'de çalıştın. Ben de aynı şekilde yine 20 senelik bir Efes geçmişim var. Ama bir yandan da değişim üzerine firmalara destek olmaya çalışıyoruz. Burada bir doktorun dediğini yap, yaptığını yapma gibi bir durum mu vardı? Bir şey değişimden konuşup da 20 sene aynı şirkette çalışmak. Aynen öyle. Yani doğru söylüyorsun Mete. Evet, bu aslında çok bir ironi gibi gözüküyor. Bir değişimci olmaya karar verip aslında ama hayatını bununla kadar geçirdin sorusu var. Fakat firma deyince Nielsen 20 sene boyunca 4 değişik firmaydı aslında. Birkaç defa satıldı. Biliyorsun firma satılmaları, merged acquisitions bunlar çok önemli değişim hikayeleri. Değerler değişiyor. Firmanın olma hali değişiyor. Benim coğrafyalarım çok değişti. Keza sende de öyle oldu. Roller çok değişti. Önümüzdeki şeyler. Dolayısıyla aslında aynı şirket gibi gözükmekle birlikte çok farklı yönelimlere gitmiş ve değerleri sıkça değişmiş bir firmada çalıştım. Hepsi yeni bir firma gibiydi yani. Ben böyle çıkıyorum işin içinden. Böyle diyorum. Çok güzel. Peki, şimdi bir şirketinin hem web sitesinde de belirttiğin bir misyonun var, öyle diyeyim. Evet. All about people. Zaten o firmanın ismi, yani belki ilk bunu bana söylediğin zaman da yani yine o zamanlarla konuştuğumuz şeylerden biri diye hatırlıyorum. Hani bana o zaman belki o kadar çarpıcı gelmemişti. Fakat şimdi bugünkü aklımla hakikaten o kadar güzel bir tanımlama ki yani hep geldiğimiz nokta zaten orası oldu yani. All about people'a geldik. Orada çok güzel bir şey var, cümle var, onu okumak istiyorum. Genç profesyonellerin kendi potansiyellerini keşfetmelerine yardımcı olarak iş dünyasında düzgün insan sayısının artmasına ve çağdaş bir liderlik yapısının oluşumuna katkıda bulunmak. Bu mükemmel bir cümle. Her ne kadar biraz şey de dursa, ne derler, çok business terminolojisinden ve yaklaşımından uzak, yani mesela düzgün insan sayısının artması çok gönül teline titreten bir ifade aslında. Mete, hakikaten bu çok enteresandır. O zaman ben bu düzgün insan, düzgün insan deyince hemen gözümün önüne bir takım insanlar geliyor. Ve ben hakikaten hani liderlik yapısının yaptığımız şey ne olursa olsun düzgün insan olarak yapmamız gerektiğinden yola çıkarak bu sayının artması için bir hedef koydum kendime. Hatta bunu daha oluştururken bazı arkadaşlarım çok naif bir şey bu düzgün dediler bana. Yani şirketlerin başarılı insanlara ihtiyacı var. Bu düzgün çok şey kaçtı, naif kaçtı. Hayır dedim, dönüp dolaşıp buraya gelecek. Yani dönüp dolaşıp buraya gelecek. Bizim
gerçekten iyilik üzerine kurulması gerekiyor her şeyin ve düzgün olmamız gerekiyor diye. Ben de orada inat ettim. 10 senedir düzgün diye onu koruyorum ve hala da aynı şeyi düşünüyorum, evet. Bence çok iyi anlatıyor ne demek istediğini. Hani öyle mi dedin, böyle mi demek istedin değil yani. Hakikaten bence anlıyoruz. Peki, değişim var, işte değişiklik var, dönüşüm var. Bütün bunlar birbirine yakın kavramlar. Şöyle bir benzetme yapsak acaba çok zorlamış olur muyuz? Şirketi bir gemiye benzetirsek, kaptan da işte gemiyi kontrol ediyor, bir limandan öbürüne götürüyor. Şöyle sorsam, gemide değişiklik ne? Gemide değişim ne? Gemide dönüşüm ne? Yayınımızı burada sonlandırabiliriz. Gayet bir şekilde bunu söyleyeyim öncelikle. Bu kadar zor bir soruyla başlamamak lazım Mete. Alıştıra alıştıra gideceğiz. Şöyle söyleyeyim. Yani böyle çok sıkıştığım durumlarda hemen hiç şey yapmadan soruyu soruyla yönlendiririm. Tabii bu bir şaka ama hakikaten de burada soruyla yönlendirmem gerekiyor. Geri sana yansıtmam gerekiyor. Çünkü bir gemi bir limana gidiyor. Şimdi değişimde zaten benim her zaman söylediğim şey neden gidiyor? Yani şimdi o neden gidiyor'yu ne olacağı orada ve nasıl gidiyor'yu bile kaptana sormak lazım. Evet, kaptanın bunu bize bildirmesi lazım ki biz de orada bu hattı rahatlıkla çizelim. Yani neresinde değişiklik oluyor, neresinde değişim oluyor, dönüşüm ne? Ben aslında bu çok güzel bir de soru, bir şeye de bir parantez açtı. Şimdi değişiklik örneği. Bu bizim seminerlerde de kullandığımız, ben aynı zamanda değişim üzerine de seminerler veriyorum. Bir şey tartışma konusu olabiliyor bazen gerçekten. Şimdi değişiklik, işte arabanın farları değiştiriyor diyelim Mercedes. İşte anlamadığım bir konudan örnek vermekte de usta, yani benim üzerime yoktur. Ama yuvarlak yapıyor diyelim bütün farlarını. Bu aslında bir değişiklik. Ama eğer bu Mercedes'in ileriye yönelik olarak yapmak istediği ve olmak istediği şeye hizmet eden bir şeyse, örneğin yuvarlak olması, iyice atıyorum gerçekten spor ya da daha farklı bir şekilde kendini segmentte konumlandırmak mesela o ise, samimiyet değeri üzerine bunu yapıyorsa, o zaman bu bir değişim oluyor. Yani bir değişikliğin bir değişim olarak adlandırılabilmesi için bir stratejiye hizmet etmesi gerekiyor. Ve sonunda olduğu şey de dönüşüm oluyor. Dönüşüm olma hali. Onda bir başka bir şeye dönüşme, başka bir kimliğe gitme. Değişim bizim hayatımızın ayrılmaz bir parçası mı? Yani bizim veya değişim diye konuştuğumuz şey, her şeyi bir değişim olarak mı kabul ediyoruz? Onu ne zaman yönetmek gerekiyor? Ne zaman kendimizi biraz akışa bırakmak gerekiyor? Şimdi şöyle, değişmeyen tek şey değişimdir. Lafını kullanmayan tek değişimci galiba benimdir diyeyim. Önce böyle başlayayım. Gerçekten kullanmıyorum. Çünkü değişimin kendisi de değişti. Literatürde de öyledir. İşte 90'lara kadar bir değişim konuşulmuştur. Ama asıl değişim yönetimi kavramı 90'la birlikte, küreselleşmeyle birlikte, ondan sonra da teknoloji, yani değişim yönetimi olayı farklı bir boyut kazanmıştır. Çünkü artık arka planda çok hızlı bir değişim, o teknolojiyle birlikte. Hani o tam da senin söylediğin gibi, hani akışta mıyım, değişiyor muyum mu getiren bir değişim olgusu çıktı. Buna çok farklı tanımlamalar yapılıyor. Planlı değişim, plansız değişim, sürekli değişim, işte makro değişim, mikro değişim falan bir sürü tanımlamalar var. Ama sonuç olarak söylediğin şey, yönetilmesi gereken şey, yine aynı yere geliyorum. Ne olmak isteniyora verilen cevabı kurgulamak demek. Şöyle söyleyeyim, biraz fazla şey kaçtı. İşte benim danışmanlık verdiğim firmalar örneğin. Onu soracağım. Yani sana nasıl geliyor şirketler? Yani bizim bir değişime ihtiyacımız var diye mi geliyorlar, yoksa sen bunu nasıl tespit ediyorsun? Yani bana şimdiye kadar benim bir değişime ihtiyacım var diye gelen sadece bir firma
oldu. Ve bu firmada çok takdire şayandır ki küçük bir aile şirketiydi. Küçük bir zincirdi yeme içme üzerine. Ve sadece o firma dedi, bizim dedi bir şey yapmamız gerektiğini, farklı bir şeye dönüşmemiz gerektiğini. Çünkü görüyoruz ki aslında biz lokal bir firmayız, küçük bir firmayız ama bizim müşterilerimiz, misafirlerimiz aslında yan taraftaki global bir markada yer bulamazlarsa bize geliyorlar. Dolayısıyla bizim farklı konumlandırmamız gerekiyor gibi çok bilinçli, çok böyle direkt değişim üzerine, dönüşüm üzerine nasıl neler yapabiliriz diye geldi. Sadece bir örnek biliyorum. O da dediğim gibi çünkü daha bilinir, daha büyük firmalarla da çalıştım. Onların Türkiye ayaklarıyla da, global oldu Türkiye ayağıyla da çalıştım. Ama genelde böyle değil. Böyle bir bilinç yerine. Daha çok yönetim danışmanlığı yapıyorum. Hani bizim bazı sorunlarımız var. İşte atıyorum bir örnekte. Valla akşamları işte mesaiden sonra bir sürü insan hala şirkette. Ama biz bu verimliliği alamıyoruz. Bunlar rakamlara dönüşmüyor. Bir atalet var üzerimizde. Böyle sanki tekrar tekrar yapıyoruz her bir şeyi gibi cümlelerle geliyor örneğin. Ama ben bunu çok vurucu bir şekilde, bir performans boşluğu varsa, bir şeylerden rahatsızlık varsa değiştirilecek şeyler var demektir. Benim yaklaşımım buna geliyor. Değiştirilecek şey dediğimde peki neden, peki neden? Yani o ilk görüşme çok önemli. Yani o ilk görüşmeden olamıyorsa, ertesi günkü görüşmeden, o da olamıyorsa genelde işte CEO ile yapıyorsun bu görüşmeyi. Yönetim ekibiyle zaten hemen onları da devreye katmak gerekiyor. Mutlaka ve mutlaka bir değişim vizyonu alarak çıkıyorum. Başka türlü projeyi veya o danışmanlığımı yürütemiyorum. Değişim vizyonu ne? Mesela böyle bu örnekte. Süreç odaklı bir çalışma kültüründen müşteri odaklı bir kültür çalışma kültürüne geçmek istediğim, müşteri odaklı bir firma olmak istediğini hani buraya geldik bir iki günlük tartışma ile. Bu benim için yeterli bir değişim vizyonudur. Bir olma halini oraya koymuştur. Ondan sonra da örgülersin onu. Hani oradaki yol haritasını beraberce çizersin. Beraberce dediğimde zaten çok başta aldığım bir söz vardır. Bütün danışmanlık verdiğim projelerde bir değişim ekibiyle beraber ilerlemek. Yani insanları işin içine katmak. Temsili bir ekip oluşturmak. Örneğin demin örneğini verdiğim firmada uluslararası bir firmanın Türkiye ayağıydı. Ve 350-400 kişi vardı toplamda. Bir 20 kişilik bir temsili değişim ekibiyle yola çıktık. Çünkü öğrenme her zaman ve her zaman çalışanda oluyor. Hele bir de bizim ülkemizde iyice öyle. Çünkü biraz kopuk bir yerde duruyor üst yönetim, tepe yönetim diyelim. Gerçekten tüketicisini, gerçekten bayisinin iş dünyasını, gerçekten hani farklı bir yerde kendini konumlandırıp onlarla iş yapan kişilerin aslında bildiği birçok şeyi bilmeyen tepe yönetim var. Daha doğrusu değişimi gerçekten okuyabilen, gerçekten hayatın içinde olan çalışanlar olduğu için mutlaka bottom up bir uygulamayla yapılması gereken bir süreç. Dolayısıyla ne zaman yönetilir dediğinle tekrar bir bağlantı yaparsam ihtiyaç vardır. Yani değişim yönetilmesi için ihtiyaç vardır. Hepimiz bunu şirketlerle görüşürken bu şeyi hissediyoruz aslında, bu gerginliği hissediyoruz. Hani bizim bir sorunun adını koymak bile, ona değişim demek bile insanları ürkütüyor bir şekilde. Doğru. İşte neden böyle bir şey var? Yani neden, neye direniyorlar? Yani neyin değişmesi onları korkutuyor en çok? Şimdi dediğin şey çok doğru. Tam da o yüzden belki de bizim bir değişime ihtiyacımız var diye gelmiyor firmalar. Halbuki ihtiyaçları olan şey değişim olduğu halde. Ya da tam da o mantıkla işte eğitimler verirken birçok müşterimden benzer şey aldım. Değişim olmasın eğitimin adının üstünde ama değişimden bahsediyorum. Yani o değişim kelimesini böyle nasıl kenarından döneriz? Hani o ilk vitrinden o eğitimi çekme, alma ya da danışmanlığa ilk başlarken o değişim kelimesi nasıl arkasından dolanırız gibi soranlar çok oluyor. Gerçekten de kelimenin kendisi direkt olarak direnç ile ya da tepki ile
kol kola yan yana giden bir kelime. Sebebi de çok basit tabii ki. Yani basit demeyeceğim ona da. Değişimin bir ihtiyaçtan doğduğu ve ille de çok kötü bir şey üzerine inşa edilmesi gerektiği gibi bir yanlış algı var. Bu bir. İkincisi kişiler çok doğal olarak şimdiye kadar yapmış oldukları ister davranışlar olsun, ister iş yapış biçimi olsun, ister alışkanlıklar diyelim tümüne bunların tehdit altında olmasını istemezler. Bu çok doğal bir insan reaksiyonu. Öyle değil mi? Yani hani konfor alanı dediğimiz orada da mesela çok ilginç bir parantez açayım şimdi aklıma geldi, o da enteresandır. Yine eğitim başlıkları üzerine örneğin şöyle söyleyen müşterilerim de olmuştur eğitimleri tasarlarken. Candan Hanım işte yöneticiler için değişimi liderlik etmek ya da dönüştürücü liderlik gibi çalışanlar için de değişime uyum eğitimleri. Yani ikili bir eğitim hazırlar mısınız derler örneğin. Hani teması bu olan ismini sonra koyarız. Ben de derim ki burada bir tuhaflık yok mu? Yani aslında uyum dediğimiz şey acaba kimlerde daha fazla bir problem olarak ortaya çıkıyor? Öyle değil mi? Hani çalışanlara değişime uyum diye bir şey yerine, seminer eğitim yerine ya da workshop yerine. Asıl yöneticilere değil mi? Yöneticilerin çünkü bu alttan çekişli bir değişim dünyasındayız artık. Yani değişim rüzgarları alttan esiyor. Bütün enstrümanlar daha gençlerin elinde. Dolayısıyla ya da çalışanların elinde diyelim. Dolayısıyla yöneticilerin aslında değişime uyum, işte uyum, adaptasyonsa adaptasyon, konfor alanından çıkmazsa konfor alanı. O anlamda onların daha fazla ihtiyacı var derim. Hakikaten doğru söylüyorsunuz derler. Çünkü insanlar, ben bunu gerçekten ya birisi söylemiş de ben kim olduğunu not etmemişim, ünlü bir söz. Ya da ben o kadar inanmışım ki kendim söylüyorum sanıyorum. Ama insanlar gerçekten değişimin kendisine değil aslında değiştirilmeye karşı koyarlar. Gerçekten hani o anlamda tepkinin asıl şeyi odur, alışkanlığın giderilmesi, işte şey yapılması vesaire. Halbuki değişim iyi yönetildiği zaman, iyi aktarıldığı zaman, nedeni çok net bir şekilde ortaya konduğu zaman, o ihtiyaç İnsanların kendi ihtiyaçları haline dönüştüğü zaman, yani ben bunları yapar isem ileriyi daha ileride kendimi daha farklı bir yere getireceğim mi gördükleri zaman kimsenin değişimde aslında bir şeyi yok. Yani tabii ki var, tabii ki var ama çok önemli bir aşamayı atlamış oluyoruz. Değişimin nasıl aktarıldığı ve hakkında ne kadar bilgi sahibi olduğumuz. Çalışanlar evet hakikaten de değişimi istemeyi isteme noktasına geliyor olmalılar. Bunun için de bazı kritik anahtar yaklaşımlar var. Yani demin de hani bir örneklendirmede bahsetmiştim. İşin içinde olmak bir kere. Yani değişimin aslında eğer bu şirket örgütsel bir değişimden bahsediyorsak şirket için önemini ve kendilerine kötülük olsun diye değil, şirkete iyilik olsun diye yapılmış bir değişim oldu. Çünkü öyle bir şey yok. Yani hiçbir değişim lüzumsuz bir şekilde yapılmaz. Daha iyi olmak için yapılır. Bir kere bunu kavramaları için çalışanların daha ilk aşamadan, birinci aşamadan değişim içerisinde ve onun vizyonunu çalışarak, yani vizyon ortaklaştırması derken hani böyle bir vizyon, bunu onu alacaklar, duvara atacaklar, duvardan geri dönecek, bir daha atacaklar, bir daha duvardan geri dönecek. Mevcut durumda bizler ne yapıyoruz, neleri değiştirmemiz gerekiyor, biz şirket olarak nereye gitmeye çalışıyoruz, ne olmaya çalışıyoruz, bunun için hangi değerleri sahiplenmemiz lazım, bunun için ne tür alan, hangi alanlarda neleri dokunmamız lazım, bütün bunların çalışanlar tarafından analiz edildiği ve onlar tarafından yönetildiği durumlarda direnç noktasını %90'ını hallediyorsun. Yani direkt
O çok aşırı etkili bir şey. Çünkü insanlara sorduğumuzda, bunu da çok sorarım, elimde de bayağı bir databank birikti bu anlamda. Hani nelere tepki duyuyoruz, değişime tepkimizin düzeyini neler etkiler diye sorarım. Şunlar çok kritik. Bir, değişim hakkında bir bilgi sahibi olmamak. Yani ne oluyoruz? Tamam mı? Hani belki çok önemli bir organizasyonel değişim ne gitmesi gerekiyor şirketin. Farklı bir departman oluşturması gerekiyor. İşte o departmanda belki ilerinin çok öne çıkacak bir yapılanması için ön adım atılacak. Fakat bunların nedenleri ve ileride olma hali dediğim o nasıl bir şirket olmak istiyoruz uzantısı paylaşılmadığı zaman insanlar, abi yeni bir departman çıkıyor, o zaman benim departmanım acaba ne kadar ihtiyaç duyulacak? Hani benim departmanım da böyle bir pat diye bir gün değişir mi? Gibi. Yani çok doğal, çok kendileriyle ilişkili. Şey, hatta bunu işte değişim olarak değil, başta konuştuğumuz bir değişiklik olarak algılıyorlar. Evet, benim işte şu an yöneticim değişti. Ama bu bir değişimin bir şeyi olabilir, olma ihtimali, yani olmalıdır. Olmalıdır, evet. Ve bunun da bilinmesi gerekiyor. Herkesin bunu bilmeye de hakkı var. Çünkü direkt değişime tepkinin en üst şeyi, değişimin gereği konusunda ikna olmamak. Yani bu, evet, hem çalışmalar bunu gösteriyor, hem benim bütün gözlemlerim aynı yere geliyor. Bir değişim gereği konusunda ikna olmamak. Yani bir değişim projesi var, dönüşüm projesi var. İşte sene şurada şöyle olmalı. O neden? Neden öyle oluyoruz? Yani nedenini gerçekten bir anlamak. İkincisi... Yönetimler de bazen şey yapıyorlar. Yani çok bir şekilde tam da dediğin gibi aslında hani biraz kopuk olmanın, biraz kendini çalışanların yerine koymamanın, bunun başka yapılacak bir yolu yok zaten, yapılması gereken bu. Biz de bunu yapıyoruz. Rahatlığı ve hani ne bileyim özgüveni. Zaten çok açık bu. Çok hiç açık da olmayabilir. İnsanlar tabii ki bunu paylaşmayabilir. Yani ama dediğin gibi şeffaflık işin çok temel, yani hem empati yapılacak, hem de ama aynı zamanda da bu şey olacak tabii, şeffaf olacak. Şimdi şöyle Mete, ben iyice böyle uç bir örnekten yola çıkayım. Yani durumun ne kadar bu anlamda önemli olduğunu anlatabilmek açısından. Diyelim işten çıkarmalarla rında içinde, işin içinde olduğu bir dönüşüm hikayesi. Bunu çalışanların hissetmemesi, ama iç sesleri hissetme ve benim o koridor FM diye tabir ettiğim koridorda bunları konuşmaması mümkün değil. Çünkü bir şeyler algılanır. Yani şirketin iç işleyişinde, kültüründe vesaire. Diyelim ki bu hatta böyle net söylenmedi ama bir değişim olgusu var ve bu da konuşuluyor. Hani bir ölçüde şeffaf diyelim şirket. Yani ne bileyim işte iki tane şirket birleşecek artık. O birleşme diyelim önden şeffaf bir şekilde anlatılmış. Onun sebepleri şey yapılmış. Hani o anlamda iyi bir yol kat etmiş diyelim üst yönetim. Hani iletişim anlamında. Ama öyle bir şey oluyor ki satır aralarında insanlar tabii ki örneğin daha slim, daha yalın, daha verimli bir şirket olmak gibi bir takım o kelimelerden işten çıkarma olabileceğini, bir daralma olabileceğini anlıyorlar. Hani bunlar bahsedilmese bile. O böyle bir değişimde bile, yani daralmanın olacağı bir şeyde bile bunun konuşulması gerektiği kanaatindeyim. Şeffaflık o derece olmalı. Burada verilecek şey gene sürece dahil edip neden üzerine şey yapma. Hani bu performansla alakalı olmadığı ama bazı tekrar eden işlerin hani işlerde belirli daralma olacağı, şöyle şöyle bir şey öngörüldüğü, işte nasıl bir menzile yayıldığı, bu süreci şöyle yöneteceğimiz işte outplacement mesela. Çok güzel bir insan kaynakları enstrümanı. Headhunter'lara şirket işten çıkaracağı kişiler için ödeme yapar ve onlara iş arar. Mesela bu çok şık bir yöntemdir. Ya da bizzat müşterilerini arar. Hani varsa şey, hani eleman şeyler. Bu kadar şeffaflıktan bahsediyorum. Çünkü şeffaflaştıkça özgürleşirsin. Şeffaflaştıkça insanlara saygını gösterirsin.
Öbür türlü bunu çok böyle arka planda tutup hiç konuşmadığın zaman gerçekten bir herkes tehdit altında kendini hissedecek. Ne olacak bana sorusunu şey yapacak. İki, değişimi nasıl yönettiğin çok önemli olduğu için, çünkü insanlar değişimin nasıl yönetildiğinden şikayetçidir. Önemli olduğu için sonunda muhtemelen böyle gidiyorsa eğer pat diye bir daralma olacaktır. Yani önden hazırlık yapılmamış. O çok acılı olacaktır. Ha, ben şey acısına kadar da gelmiyorum. Onlar da görülmüş şehir efsanesi olmadığına göre diye düşünüyorum. İşte geldiğinde giremiyor şeyiyle. Tatile. Partiyle giremiyor, işten çıkarılmış ya da bilgisayarını açamıyor. İşten hani o çok aşırı uç. Ama yine de bu tarz diyelim hemen bir gün öncesinden söylenme kaydıyla ya da vesaire bir daralmanın gerçekleştiğini düşünelim. Bunlar var. Asıl ironi nerede biliyor musun? Asıl kaçırılan şey nerede? Bunu ben aklım almıyor, bu nasıl düşünülemiyor diye. Yolumuzu ayıracağımız arkadaşlar üzerinde işte şey yaptık, bunu gerçekleştirdik. Tamam zor oldu, işte çok şey oldu, sancılı oldu. Ama yaptık deyip bir rahatlama oluyor yönetimde. Oysa Kalanlar. asıl mesele kalanlar. Çünkü şirket yeni kimliğinde, yeni o değişimi sürdürülebilir olması için kalanların o değişim üzerine giymiş olmaları gerekiyor. Ama kalanlar mutsuzsa, çünkü kalanlar kendini çok büyük tehdit altında görmeye devam ediyor. Yani Tabii. nasıl yönetildiği bu yüzden çok önemli. Tabii. Gidenler için değil, daha Evet. fazla aslında kalanlar için. Ama bu Doğru. nokta o kadar çok kaçırılıyor ki, Evet. kalanlar ne yapıyor? CV'lerini çekmecelerine şöyle bir koyuyorlar. Hani bir Tabii. şey yapmak üzere. Şeffaflık, sürecin nasıl olacağı, nasıl olacağının söylenmesi değil, aksine beraberce o sürecin nasıl yapılmasının en iyi sonuç vereceğinin tartışılması. Yani çalışanların kesinlikle dahil edilmesi. Vizyon üstten gelebilir tabii ki. Yani liderlik yapısı bunu getirecek ama nasıl olacak kısmında çalışma gruplarıyla doğrudan bottom-up uygulamalarla çok da güzel yönetilir her tür değişim. Yani her tür değişim. Hani şu anda biraz zorlu değişim örneğinden üzerinden gittik. Tabii. Ama illa öyle olmak zorunda değil. Hani o dedik ya her gün refleksif bir şekilde değişimi hayata geçirerek ilerleyen şirketler var. Hani değişim dostu şirketler. Onlarda zaten bu tür geçişler çok kolay olacaktır. Hiçbir şey sürpriz olmayacaktır. Çünkü zaten iletişimini de, kültürünü de buna göre uyarlamıştır. Peki şunu soracağım. Yani şimdi hep şey diyoruz, değişim rüzgarı alttan geliyor, güneyden geliyor öyle diyeyim. Tamam. Kağıt üstünde ne yapılması gerektiği konusunda bir mutabakat sağlandı. Fakat herhalde yani liderin de bunun sponsoru olması, bunun ara kademelerde de o Çok yeni güzel. duruma uyum sağlayamayan insanlar olduğu zaman ne yapıyorsun? Çok güzel Mete. Harika bir soru. Gerçekten söylediğim gibi. Yani sponsor değişimin içine rollerimiz var. İşte bir değişimin sponsoru var. Bu tamamen tepe yönetim, üst yönetim. Yani değişimin oluşumu için bütün kaynakları ayıracak. Gereken bütün aksiyonların alınması için var olacak ve görünürde olacak bir sponsor ya da bir ekip. Her neyse. Görünürde derken de şunu kastediyorum. Yani bir başlatma ve çekilme değil. O değişimin sahiplendiği değerler neyse onu da yapan kişi olması gerekiyor. Örneğin demin dediğim gibi müşteri odaklı bir firma olacağım gibi bir değişim vizyonunda müşterisine gitmeyen bir CEO pek inandırıcı olmaz. Onun da o şekilde olması gerekiyor. Walk the talk diyoruz buna biliyorsun. Çok aşırı önemli bir liderlik unsuru özellikle değişimde, değişim liderliğinde. Bu sponsor böyle. Diğer bir rol change agents diyorlar buna literatürde. Ben ajan kelimesini kullanmayı çok sevmiyorum. Bizi de farklı bir yere götürüyor. Değişim elçileri, değişim yöneticileri diyebiliriz. İşte bu aslında daha çok orta kadro, yönetim kadrosu dediğimiz kişiler gibi algılanırdı eskiden. Aslında öyle değil.
her rolden, yani alt kadrodan, çalışanlardan, işte demin bahsettiğim o değişim ekibi oluşturalım dediğim şey var ya, o ekip, bu ekip. Yani orada apoletlerin işlememesi gereken bir ekip. Bu ekip, bunun içerisinde bulunacak ekipler iletişimi düzgün, network'ü yaygın, bir kere gönüllü, gönüllülük esasına göre olması gereken. Dolayısıyla o değişimi diğer arkadaşlarına, kişilere de doğru bir şekilde taşıyabilecek olan kişilerden oluşuyor. Peki şöyle bir zor, araya zor bir şey sorayım mı? Sor. Bunlar hep pozitif kişiler mi, yoksa içlerinde kıymetli görüşlere sahip ama muhalif kesinlikle olması? Evet. Beklenir, istenir. İstenir. Okay. Çünkü o değişim toplantılarında bu muhalif kişiler aslında oluşabilecek direnç noktaları konusunda çok güzel şey verirler, ipuçları verirler. Ben öyle bir bir şeyde bulundum. Haftada bir toplanıyorduk bu değişim ekibiyle ve bir takım şeyler konuşup onu üst yönetime aktarıyorsun. İşte üst yönetim ona sponsor oluyor, işte şey yapıyor. Proposed decisions dediğimiz, yani karar önerileri çıkarıyorsun. Sonra bu 2 haftada 1'e falan inmişti. Sonra zaten çalışma gruplarıydı. Bir tane toplantılardan bir tanesinde şöyle bir tartışma oldu. Bir bakıldı ki işte aynı işi yapan 3 tane departman var. Bunu daha önce keşfedememişler. ama bir araya geldiklerinde bir genel merkezden bir soru gelmiş şirkete. İşte bir tablo istiyor. O infoya gelmiş. O infoda 3 farklı yere göndermiş. 3 farklı yerde bu tabloyu yapabilmişler. Tamam mı? Şimdi bu tabii tuhaf bir durum. Yani hakikaten çok olmaması gereken bir durum. Dolayısıyla orada bunu tartışıyoruz. Bunu keşfettik falan. O toplantıda farklı departmanlarda insanlar oldukları için. Şöyle bir konu geçti. Yani aslında bu işte şuna daha uygun. Düşünsene, sen kendi departmanınla ilgili bir kararı diğer bir sürü insanlarla birlikte konuşuyorsun. Birisi dedi ki, o zaman dedi, bunu dedi biz çıkarırsak dedi bize ne iş kalacak dedi. Gayet güzel bir hani şey noktası getirdi, tamam mı? Hani karşı koyuş noktası getirdi. Diğer arkadaşı da dedi ki ona, yani yanındaki arkadaş dedi ki, ya saçmalama oğlum dedi. Zaten dedi akşamlara kadar çalışıyoruz. Doğru düzgün zamanda evimize gideriz. Mesela bunu cevabı yöneticilerden biri, işte üst yönetimden biri söylese, belki çok fazla anlaşılmayacak ya da içselleştirilmeyecek bir şey. Ama seninle aynı konumda olan, seninle aynı tehdit altında olan bir kişinin yorumu seni hemen farklı bir yere çeker. Doğru söylüyorsun yahu dedi o da. Yani enteresan bir şey bu. Birlikte konuşarak, birlikte bütün yönlerine bakarak ve dediğin gibi karşı koyan kişilerin de olduğu. Gönüllü kişiler olması çok önemli, önem arz ediyor. Çünkü kimseye bağlayıp bir konuda çalışmasını istemez. Ama şöyle durumlarda karşılaştık. Tam dediğin gibi aslında karşı koyuşu olabilecek ya da direnç gösterebilecek arkadaş olup da önemli fikirleri olan kişiyi katabilmek için diyelim o gönüllü olmadı. Onu ekibe almak için o gün ne yapmak lazım mesela? Değil mi? Bir şey yapmak lazım. Gene bence en sihirli nokta, kelime burada samimiyet. Yani hiç yine böyle etraftan dönmeden yine gerçek anlamda neden onun orada olması gerektiğini ona söyleyerek. Şöyle işte, ya Mete, ben senin de gönüllü olacağın konusunda çok heveslenmiştim. Çünkü sen o ekipte acayip bir şey yaratırdın. Şöyle bir silkelerdin ara ara. Senin o karşı koyuş, o meydan okuyan yorumların vesaire, bunlara çok ihtiyaç var bu tür durumlarda. Niye gönüllü ol? Hani bir engelin vardı mı, yoksa bir kafanda bir soru işaretin var deyip çözerek onu almak. Hala istemiyorsa da zaten olacak bir şey. Ama şunu da sana söylemek istiyorum. Bu tür durumlarda, yani değişim ekibinin ya da temsili ekip dediğimiz ekibin değişimi sahiplenip ilerlediği durumlarda önceden o grubun içerisinde olmak istemeyip de
Sonra ilerlemeleri ve o insanların ne kadar şirketin vizyonu hakkında konuştuklarını görünce o ekibin içerisinde olmak istiyorum diyen çok insan oluyor. Çok. O çok tipik bir şey. Onu da şeyle hallediyoruz. Danışmanlık verdiğim firmalardan birinde işte 20 kişilik bir ekipti. Ama her zaman 20 kişi toplanamıyorduk. Top gelemeyen bir arkadaşını göndersin. Gelemeyen bir arkadaşını göndersin diye bayağı içeriye o katılımı da, o kapsayıcılığı da yerleştirmiştik. Gönüllülük esasıyla bu ekip oluşuyor da hani mesela orada kritik birisinin olabileceğini birisi sana söylemezse sen nasıl farkına varabiliyorsun bunu? İşte onu diyorum. Ben seçmiyorum. Zaten da ben söylemiyorum gönüllü arkadaşlar buyurun diye. Departman yöneticileriyle, liderlerle bir kere bir değişim danışmanı ya da herhangi bir yönetim danışmanının, yani bu bence çok kritik bir nokta, çok ön planda olmaması gerekiyor. Her zaman olayın yönetimini şirketin kendi liderlerine, yöneticilerine bırakması gerekiyor. Bu da projenin başarısında aslında kritik önemli. Yani eğer Çok. yöneticinin de bir manipülasyon şeyi varsa, niyeti varsa, arka planda bir kendi bir ajandası varsa, onu uygun insanları seçmeye çalışmak gibi bir işi sakatlayan aslında bir yöne götüremez mi? Çok güzel bir soru. Şöyle yapıyoruz. Yani örneğinden yola çıkayım. Öncelikle işte bunun böyle bir ekip oluşturulacağı, bu ekibin görevinin şöyle olacağı, varsa soruların alınacağı vesaire konularını ben paylaşıyorum. Sonra diyorum ki işte yöneticileriniz hani sizlerle konuşacak. Hani gönüllülük esasına göre işte onlara da sorularınızı yönlendirmişsiniz vesaire. Bunun öncesinde biz yöneticilerle zaten çalışma yapmak zorundayız. Yani onları da o sponsora yaklaştırmak durumundayız. Tamam mı? Yani yönetim ekibinin mutlaka bu değişimi sahibi, arka planda çok böyle entrikavari ya da gizli ajanda durumları olmuyor değil tabii ki. Tabii ki, ama bunlar benim hani benim önce belki fark edemediğim, bilemediğim, ama daha sonra o arka planda kendi ajandası olan yöneticiyle yapmış olduğu etkileşim ile çok rahatlıkla keşfedebildiğim durumlar oluyor. Yani bariz oluyor çünkü. O zaman da o yöneticiyle birebir çalışıyorum. Yani orada işte değişim koçluğu gibi. Şöyle söyleyeyim aslında Mete, belki de bu daha güzel bir o anlamda toparlama olacak. Bu direnç yönetimi sonuçta konu. Hoş, ben buna pek direnç yönetimi de demek istemiyorum. Duygu yönetimi diyorum daha çok. Çünkü kimse ben direniyorum değişime demez. Korkuyorum der, kaygılanıyorum der, endişe, hani daha duygusundan bahseder. Ama bu direnç ya da duygu yönetiminde ilk aşama grup olarak o duyguyu yönetimini ele almak. Yani o iletişim, hani dedim ya, toptan değişime hazırlama süreci diyorum ben buna. Yani önce bir vizyon oluşturma, sonra değişime hazırlama, sonra değişimi uygulama ve sürdürülebilir hale getirme gibi dört kaba şeyle ilerliyoruz. Değişime hazırlama kısmındaki o iletişim, toplu iletişim, yani herkesin konuyu bilmesi, ortaklaştırmak vizyonu, nedenlerin konuşulması, işte bir temsili ekibin olacağı ve bu ekip de zaten orada kapalı kapılar ardında çalışmıyor. Her seferinde şeyleri bütün şirkete iletişimi yapılıyor sponsor tarafından onaylandıktan sonra mesela. Ama bu aşamalar toplu bir direnci, grup direnci, bir departmanın direnci, ne bileyim bir vesaireye çok şey yapıyor. Ona daha çok adresliyor. Arada tabii ki kişilerin de direncinin de büyük bir kısmını zaten özgür ağırlığı yüksek bir alan, yani bu şeffaflık dediğim şey ve dahil olma. Ama daha sonra uygulama aşamasında işte demin de söylediğin bu bireysel tek tük direnç noktaları görüyorsun. Yani kişilerin, bazı bireyler çıkıyor birden. Onlarla da diyalog halinde. Yani ben ilk grupla ilgili olana belki daha çok iletişim diyeyim, mesaj birliğine varma diyeyim. Ama bireysel dirençlerle de diyalog bazında onları da gene o değişimin vizyonuna çekmeye çalışıyorsun. Ama ilk aşaması çok iyi yapılmış. Yani o şeffaflığı ve dahiliyeti çok iyi yapılmış bir şeyde bireysel dirençler çok az oluyor. Varsa da o zaman gerçekten şirket için kendisi adına kalıcı olmayı seçmemiş kişiler olmuş oluyor.
değişime tepkimizin düzeyini neler etkiler diye sorduğumda birinci şey bu ikna olamamak nedenleri konusunda. Bu da işte dahiliyetle mümkün. Daha sonra öyle uzun bir liste var ki orada. Yani işte örneğin değişime tepkimizin düzeyini ne etkiler? Değişimin kimin tarafından başlatıldığı. Ona duyduğumuz güven. Alışkanlıklarımızdan ne kadar vazgeçeceğimiz. Yeni çalışma biçimi, yeni yaşam biçimi ne kadar yatkın olduğumuz konusundaki endişe. Yani becerebilecek miyim endişesi. Sosyal olarak nasıl görülecek endişesi. Değişimin hızı ne kadar sürecek ve kapsamı ne kadar kapsamlı olacak? Değerlerimle örtüşecek mi? Çok hani bu burada ben böyle hani sort etmiyorum aklıma geldikçe söylüyorum. Bu değerler çok önemli. Yani çok. Değişimin değerleriyle bireysel değerlerim örtüşmeyecekse onun içerisinde yer almak istemeyebilirim. Gibi gibi bir sürü şey var burada. Örneğin değişimin nasıl aktarıldığı. Bu da çok hani aktarıldı biliyorsun artık yani nedenini ikna olmuşsun ama değişimin aktarılış biçimi çok şey olabilir. Örneğin maalesef hatırlamıyorum çok küçük bir firma birleşmesi yani butik düzeyde Almanya'da eşimin kuzeninin olduğu çalıştığı bir şirkette olmuş. İki firma birleşiyor ve birleşmenin birisi öbürünü satın alıyor daha doğrusu. Daha bir satın alma operasyonu. Ve yeni CEO yani bütünün CEO'su bütün herkesi toplayıp bir konuşma yapıyor. İşte konuşmada da diyor ki işte biz diyor sizlerin bu grubun diyor bilmem ne tarafını o grubun da şu tarafını birleştirerek işte çok şu şeylere çok güzel cevap veren çok işte ileride bilmem ne olacak bir firma olacağız diyor. Tamam mı? Yani o şeylerin gayet güzel veriyor. Var mı sorularınız diyor. İşte bir tanesi diyor ki organizasyon yapısında değişimler olacak mı? Tamam mı? O da diyor ki bilmiyorum diyor. Şimdi önce bir herkes şöyle bir bakıyor. Ondan sonra hep beraber çalışacağız, bakacağız, göreceğiz. Ve çok büyük bir rahatlama. Yani o bilmiyorum kelimesinden sonraki şey ya bir lider nasıl bilemez noktasından beraberce yapacağız noktasına. Benim de fikrim alacaklar. Evet. Ya da mesela çok kritik gene çok ilginç bir şey vardır. Hata vardır. Hani değişimin genel tanımı mevcut kötü giden mevcut bir durumdan iyi giden bir iyi olacak bir hedef duruma doğru gitmek ya değişim. Hani bunu böyle anlatırsak yani şu durumumuz kötü olduğu için biz şöyle yapıyoruz diye. Çok yine benim bence çok masum, kesinlikle kötü niyetli olmamış. Hatta şeffaf olayım diye yapılmış bir iletişim şekli. Ama insanlar da ya ben bugüne kadar kötü şeyler mi yapıyordum? Yani biz kötü mü çalışıyorduk? Çünkü şirket yapan insanlar gibi bir soruyu direkt kafalarına getirdiği için de bir direnç oluşabilir. Burada bunu mesela söylemek, mevcut durumumuz değişen ihtiyaçlara cevap vermiyor. Bir de kendine sormak. Yani değişim liderinin gerçekten kendine de soruyor olması lazım. Çünkü önce kendisinin o değişimi üzerine giymesi lazım. Dediğim gibi işte müşterilere gitmesi lazım. Kendi ön yargılarını, kendi şeylerini bir önce bir toparlaması ve yani o kendisinin üzerine giymesi lazım ki diğer insanlardan rol model olarak alsınlar. Senin gördüğün temel kritik başarı faktörü ne? Ne oluyor biliyor musun Mete? Eğer gerçekten güzel, iyi, başarılı bir yönetim ise, değişim yönetimi ise ki yönetildiği zaman başarılı oluyor zaten. O zaman bir çehre değişikliği görüyorsun. Bir davranış değişimi görüyorsun. Yani hissettiğin şeyler bunlar. Rakamlar zaten geliyor. Yani hani değişim kesinlikle rakamlardan bahseden bir şey de değil bu arada. Kesinlikle değil. Davranışlardan, değerlerden bahseden bir şey. Rakam zaten geliyor. Benim podcast'imin imza sorusu değer yaratmanın formülü. Candan'ın değer yaratma formülünü sormak istiyorum. Valla ben formülü şöyle veriyorum. 2 kaşık empati. 3 bardak vizyon.
Ve alabildiği kadar çeşitlilik. Yani o farklılıkları, o farklı görüşleri, çeşitliliği, insanların dahiliyetini, empati yoluyla sağlayabildiğin zaman ve vizyonu da ortaklaştırdığın zaman herhangi bir değişim düşünemiyorum ki başarısız olsun diyorum. Bunlar çok önemli diye düşünüyorum. Tabii belki de kap olarak da şeffaflığı kullanmamız lazım. Çok güzel, harika. Çok teşekkür ederim Candan. Çok güzel bilgiler verdin. Ve zaten kalplerimiz beraber, yaklaşımımız kesinlikle aynı. Son zamanlarda LinkedIn'de de aktifsin görüyorum. Aa, İnsanlar sana ulaşmak istediklerinde ne tercih edersin, ne yapsınlar? ben LinkedIn'den olabilir, web sayfam olabilir, e-mailim olabilir. Beklerim sorularınızı, yorumlarınızı. Herhangi bir şekilde bana ulaşabilirsiniz. Harika. Zaten seninle daha önce çalışmış olan insanların sana olan sevgisi ve saygısının nasıl o LinkedIn yorumlarından taştığını ben görüyorum. Sağ olsunlar. Büyük bir hasretle sana yaklaşıyorlar. Özlemişler, Onu görebiliyorum. Ben de o zaman hem LinkedIn sayfanı hem web sitesini bölüm notlarında paylaşacağım. Oradan da insanlar ulaşabilirler. Çok tekrar çok teşekkür ediyorum. ya Mete, ben çok teşekkür ediyorum. Yani hakikaten çok keyif aldığım bir sohbet oldu. Yani karşımda senin olman benim için bu sohbeti ayrıca bir değerli kıldı. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Eğer insan odaklı pazarlama, tasarım odaklı düşünme, davranış ekonomisi gibi konular ilginizi çekiyorsa lütfen bu podcast'a abone olun. Ve dinlediğiniz bölümleri beğeniyorsanız, faydalanıyorsanız vereceğiniz yıldızlar ve değerlendirmeler bu yayınların daha çok kişiye ulaşmasını sağlayacak ve tabii benim için de büyük bir motivasyon olacak. Her bölümle ilgili kullandığım ve bahsi geçen kaynakları, linkleri bölüm notlarında sizinle paylaşacağım. Sorularınız varsa bana Twitter'dan veya mete@innolabs.ist e-mailinden, bu e-mailde notlarda var, ulaşabilirsiniz. Podcast'te dinlemek istediğiniz konular, başlıklar veya konuklar varsa öneri olarak bana iletirseniz çok sevinirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.